Hepinize Refik Korkmaz eğitimlerinden selamlar, saygılar sunuyorum. Güneş ötemiz sonsuz olsun. Değerli dostlarımız, canlı yayına katılmak isteyen bir arkadaşımız varsa buyursun katılsın. Değerli dostlarımız. Sizler canlı yayına katılmak isteğinizi belirtinceye kadar ben de sizlere biraz bilgi sunayım. Hazar Denizi kadınların fallop tüpleridir. Bir kadın hamile kaldıysa, bebeği rahimde değil de fallop tüplerinde ise, bilinç altında bebek Marmara Denizi'nde değil Hazar Denizi'nde görünür. Bilinç altında Marmara Denizi rahimdir. Bugüne kadar fallop tüplerindeki bebekler kaybedildi. Çünkü e, tüp bu minnacık bir tüp rahim değil. Orada bebek 9 ay gelişemez. Birinci ayında hemen hemen bebek ölür. Bebeği fallop tüpünden alıp rahme koymak bir meditasyonla mümkün. Gözlerinizi kapatırsınız. Dünyayı gözünüzün önüne getirirsiniz. Anadolu, Marmara Denizi, Hazar Denizi. Dış gebelik geçiren annenin bebeği bakacaksınız ki Hazar Denizi'nde duruyor. Siz onu Hazar Denizi'nden uçarak gökyüzünden Marmara'ya getirirseniz o bebeği artık Marmara Denizi'nde görürseniz bebek fallop tüplerinden rahmet geçer ve bebek yaşar. Değerli dostlarımız, Refik Korkmaz eğitimleri size Hazar Denizi'ni anlattı. değerli dostlarımız Çevrenizde tanıdığınız çocuk sahibi olamayan eşler varsa ve bunlar çocuk sahibi olmak için çözümler arıyorlarsa şimdi öğreneceğiniz meditasyonla onların çocuk sahibi olmalarına vesile olursunuz. İnşallah vesile olduğunuz çocuklar bolluk bereket içinde huzur mutluluk içinde sağlık şifa içinde sonsuz bilgelik içinde ve yüce Allah'ın yarattığı bütün güzellikler içinde ömürlerini sürsünler. Ve değerli dostlar biz birisinin bir güzelliğine vesile olduğumuzda öncelikle o güzellikleri biz yaşarız. Dolayısıyla kime hangi güzelliğe vesile olduysanız o güzellikler öncelikle size aksın. Amin. Çocuk sahibi olmak isteyenler için bugüne kadar şu şekilde çalışma yapıyorduk. Anne Anadolu, bu annenin hamile kalması lazım. Onun rahmi Marmara Denizi, onun cinsel organı Ege Denizi, cinsel organı ile rahmi arasındaki rahim ağzı, Çanakkale Boğazı, spermin yumurta ile buluştuğu ve döllenmenin gerçekleştiği yer, Marmara Denizi'nde Üsküdar yakınlarındaki Kız Kulesi'nin dibi. Karadeniz'in dağlarından <laughs> özür dilerim. derelerle Karadeniz dibine inen kadın yumurtaları sürüklenerek İstanbul boğazına gelir. İstanbul boğazından da sürüklenerek Kız Kulesi'nin altına gelir. Kadın yumurtası orada bekler. Bu kadının sol yumurtalığıdır. Ve Yeni Kapı önlerinde 200 yıl önce yıkılan Hamza kulesinin altında da sağ yumurtalığın yumurtaları birikir. Anadolu annenin kocası var Girit adası. Girit adasından çıkan atların Ege Denizi'ne geldiğini Çanakkale Boğazı'ndan geçtiğini ve onlardan en güçlü, en akıllı olanın kız kulesi dibinde bekleyen anne yumurtasının içine girdiğini hayal ediyorduk. Ve burada 9 ayını tamamlayan bebeğin Çanakkale Boğazı ile Eki Denizi'ne, oradan Akdeniz'e ve erkekse Kıbrıs'ın kuzeyine, kız bebekse Kıbrıs'ın güneyine gittiğini hayal ediyorduk. Allah'a şükür. Çocuk sahibi olamayanların çocuk sahibi olmalarına böyle vesile oluyorduk. Şimdi de Altın Post efsanesini Jason ve Argonatlar efsanesini yani bebek sahibi olamayanların bebek sahibi olmaları için meditasyonumuza uyarlayacağız. O da şu. <laughs> Kalıkoca. Yani Girit Adası ve Anadolu. Girit Adası'nda dağlarda ve ovalarda yaşayan azgın bir boğa hayal edeceğiz. Ve bu boğayı gidip ehlileştirdiğimizi hayal edeceğiz. Ve bu boğayı Anadolu'ya getireceğiz. Güney Toroslarına. Toros demek, boğa demek. Güney Toroslarını sürdüğünü hayal edeceğiz. Bu boğanın Kuzey Toroslarına gittiğini hayal edeceğiz kuzey toroslarını sürdüğünü hayal edeceğiz. Bu boğanın Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan İç Anadolu'ya ve Ege bölgesine kadar Anadolu'yu bir tarla gibi sürdüğünü hayal edeceğiz. Ve sonra Marmara bölgesini özellikle sürdüğünü hayal edeceğiz. Artık evcil ve tarla süren bir boğa olacak. Ve sonrasında bir yılan koca bir yılan hayal edeceğiz ejderhaya benzer Ege denizinin içine giren bir yılan Girit adasından çıkıp Ege Denizi'ne kadar uzayan Çanakkale'ye kadar gelen bir yılan ve bu yılanın ölümünü bekleyeceğiz hiç bir şey yapmanız gerek yok aslında. En fazla bir saat içerisinde bu yılan ölür. Yılanın öldüğünü hayal edin. Onun dişinin Marmara Denizi'nin içine Kız Kulesi dibine düştüğünü hayal edin. Yılanın dişi kız kulesi dibinde bekleyen anne yumurtasıyla birleşsin. Ve o sırada bir post gelsin. Yumurtanın ve dişin birleşiminin üzerine otursun. Eğer kız bebek istiyorsanız o aile için altın bir koyun postunun o dişi ve kadın yumurtasını sardığını, onlara post olduğunu görün. Eğer erkek bebek istiyorsanız onlar için o yılan dişinin ve kadın yumurtasının birleşiminin üzerine altın bir koç postu konduğunu hayal edin. İşte siz bunu hayal ettiğinizde ruh artık ete kemiğe bürünür. Anne rahminde dokuz ay bebek diye görünür. Sonra anne rahminden çıkar. İnsan diye görünür. İşte böyle değerli dostlar. Çocuk sahibi olamayanların çocuk sahibi olmalarını meditasyonla bu şekilde başarırsanız, çocuk sahibi olmalarına bu şekilde vesile olursanız, ben çok daha derin ve detaylar öğrenmek istiyorum hocam diyorsanız eğitimlerimize bekleriz. Değerli dostlarımız, Refik Korkmaz eğitimleri 30 yaşında ve mitolojiden beslenir ve 9 modülden oluşur. Her modülümüzü bir günde tamamlarız. Eğitimlerimiz sabah 10'da başlar, akşam 18'de biter. Bir günde eğitmen olursunuz uluslararası geçerli sertifikanızla ömür boyu eğitmenlik yaparsınız. 6 yıldır eğitim verdim. 1050 tane eğitim verdim bugüne kadar. Tüm eğitimlerimi Facebook kapalı gruplarından canlı yayınladım ki dünyanın her tarafından bütün eğitmenlerimiz izleyebilsin. Can yayın bittikten sonra videoları silmedim. Şu an Facebook kapalı gruplarında 1050 tane eğitimim var. Her biri en az 10 saatlik siz bizim bir eğitimimizi aldığınızda Facebook kapalı grubuna dahil olursanız gece gündüz 6 yıl boyunca geçmişteki videolarımızı izleyebilirsiniz. Eğitim tekrarını sizi bir profesör yapar. Gelecekte vereceğim eğitimleri de Facebook kapalı gruplarında yayınlayacağım. Onları da evinizden ücretsiz izleyeceksiniz. Dilerseniz 1050 eğitimde anlattıklarımı kitaplaştırın kitapları kendi adınıza satın. Refik Korkmaz Eğitimleri. Dünyanın duymadığı bilgileri size getiren eğitim. Güneş öteniz sonsuz. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum.